Babam yaşlı şimdi 80-85 yaşında. Babası da köçerlik yapmış, dedesi de köçerlik yapmış. Hala ben de devam ediyorum. Aşiretimiz hep Kejan aşireti de köçeberlik devam ediyorlar. Bak su taşıyoruz ellerimize. Koyunlara su taşıyoruz, koyun sayıyoruz. Elektrik yok. O yüzden elektriksiz de biz ateşle hep yemekleri yapıyoruz. 15'inde gelin, 16'sında anne oldu. Derya Kılıç 1 yaşındaki bebeğini çadırda doğurdu, çadırda büyütüyor. Tıpkı Kejan aşiretinin yüzyıllardır yaptığı gibi. Köy olmadığı için, bir yer olmadığı için köçer diyorlar. Yazın buraya geliyor, yaylaya geliyoruz. Kışın da Urfa tarafına bir satın köylere dolaşıyoruz. Çamaşırlarını bilinen en eski yöntemle yıkıyorlar. Yemeklerini de öyle pişiriyorlar. Kudret teyze öğle yemeği için odun ateşinin üstünde oğlak pişirdi. Yanına da pilav yaptı. Alışığız, bize iyi geliyor yani. Seviyor musun burada yaşamayı? Seviyoruz yani. Ama ilk geldiğimiz zaman seviyoruz. Şimdi pek sevmiyoruz yani. 15 yaşındaki Zeliha göçer bir ailenin kızı. Hiç okula gitmedi çünkü bu göçer olmanın kaderi. Okul yoktur, bir şey yoktur eğitim. Hiçbir şey bilmiyorum. Mesela ben konuşmayı tam bilmiyorum. Türkçe bilmiyorum biz. Ben bu harflerde askerde öğrendim yani. Hiçbir şey bilmiyorum. Çocuklarımızın zaten okul ne olduğunu bilmiyorlar. Televizyon ne olduğunu bilmiyorlar. Tek geçim kaynakları hayvancılık. Her bir ailenin ortalama 200 koyunu ve keçisi var. Yazın 6 ay Urfa'nın Viranşehir ilçesine bağlı Karacadağ'ın yaylalarını mesken tutuyorlar. Ağustos sonunda biz gidiyoruz. Böyle taşınıp gelip geçiyoruz. Böyledir. Orada nerede duracaksınız bu kış? Bu kış biz aşağı bir köy, yani bilmiyoruz. Bir kendimize yer buluruz. Öyle yer yok ama zor köylerde gidip duruyoruz. Köy köy dolaşacağız. Hangi köyde artık yer verdik kızda, para veriyoruz, orada kalıyoruz. İşte göçerlerin en büyük sorunu bu. Hayvanları çok olduğu için kışın da geniş alanlarda kalmaları gerekiyor. Suriye ile sınır yokken o tarafa geçiyorlardı. Sonra Ceylanpınar'daki üreme çiftliğinde kalmaya başladılar. Şimdi ise Urfa'da onları kabul edecek birilerini köy köy arıyorlar. Tabii bu zorunlu özgürlüğün bedeli de biraz ağır oluyor. İşte bir göçebe ailesinin evi. Burası mutfakları, yan taraftaki çadır, oturma odaları ve yatak odaları. Hemen bitişikteki kerpiçten yapıysa banyoları. Zaten tuvaletleri yok. Yok, tuvalet yok. Dağın başında tuvalet. Hiç kimse tuvalet kullanmıyor. Tuvalet ne olduğunu bilmiyor. Banyoyu gördünüz. Kejan aşireti Güneydoğu'nun son göçerlerinden ve artık onlar daralan yaşam alanları nedeniyle her geçen yıl biraz daha zor bir hayat sürüyorlar. Emine Okumuş, Kanal 7 Haber, Siverek, Şanlıurfa.